Bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarların birinde karnı her daim aç olan bir kurt gezermiş. Bu kurt öyle çok yemek yermiş ki bir türlü doymak bilmezmiş. Aa, karnım çok acıktı. Burada hiç yemek yok mu karnım? Bu yüzden parklarda gece gündüz dolaşır, av peşinde koşarmış. Günlerden bir gün aç kurt küçük bir ev keşfetmiş. Ufak adımlarla yaklaşmış oraya. Ağaçların arasından başını çıkarıp bakmış. Evin önünde bir anne ve üç küçük yavrusunun yaşadığını görmüş. İşte yemek buldum. 1, 2, 3. 3 gün boyunca artık aç kalmayacağım. Kurt o gün sabaha kadar pusuya yatıp evi gözetlemiş. O sırada her şeyden habersiz anneleri 3 yavrusuyla vedalaşıp evden gitmek üzereymiş. Şimdi çocuklar şöyle yapıyoruz. Ben pazara yiyecek almaya gidiyorum. Siz de buradan hemen eve gidiyorsunuz. Dikkatli oluyorsunuz. Size dediklerimi unutmuyorsunuz. Kapıyı da öyle gelene geçene açmıyorsunuz. Tamam mı? Dikkatli olun. Bir şey olursa da beni arayın. Tamam anneciğim, merak etme. Biz kapıyı hiç kimseye açmayız. Aynen anneciğim, merak etme ya. Tamam anne, zaten kimse gelmez ki bize. Çocuklar bakın, size son dediğimi unutmayın, tamam mı? Kapıyı hiç kimseye açmayın. Uyarıyorum bakın size. Dikkatli olun, tamam mı? Gidiyorum ben. Güle güle anne. Güle güle, güle güle. Bay bay. Sağlıklıca git, sağlıklıca gel anne. Tamam mı? Kapıyı hiç kimseye açmayacağız. Hadi eve girin. Hadi. Hadi yürü. Anneleri pazara gitmek için evden ayrılmış. O sırada sinsice kulübeyi izleyen kurt fırsat bu fırsat deyip fırlayıvermiş. Ancak üç küçük kardeşi kandırabilmesi için daha iyice bir plana ihtiyacı varmış. Bu üç küçük kardeşi de yakalamak için en iyi taktik kılık değiştirmek olur. Ha 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 ha. Kurt önce üstüne elbise geçirmiş. Sonra da iyice tanınmamak için gözlük ve sakal takıvermiş. Sesimi de böyle incettin mi? Hiç beni anlamayacaklar. Aynı büyük baba gibi oldum vallahi. Kurt yavaş yavaş yürüyüp evin önüne gelmiş ve kapıyı üç kez sıklatmış. Küçük kardeşler hemen kapıya koşmuşlar. İçlerinden biri heyecanla kapıyı tam açacakmış ki... Ya neden kapıyı açmama izin vermiyorsun Mert ya? Ya unuttun mu annemizin bize ne dediğini? Ne dedi? Sakın kapıyı kimseye açmayın dedi. Özellikle de tanımadıklarınıza. Ama belki tanıdığımız biri gelmişti. Bir bakalım kim gelmiş, soralım hadi. Tamam soralım hadi. Kim, kim o? Benim büyük babanız. Hadi bana kapıyı açıverin de içeri gireyim çocuklarım. Ne? Büyük babamız mı? Vay be! Hadi hadi açın kapıyı. Ne oldu yine? Belki büyük babamız iyidir. Hem bizim büyük babamızın ses tonu böyle mi? Allah Allah, değişik. Ama öyle diyor. Ama öyle söylüyor. Dur dur, bir soralım. Büyük baba, senin ses tonun neden değişik bu kadar? Hem birazcık kalın geldi büyük baba. Sen büyük baba mısın? Hem biraz da korkunç geldi. Canım torunlarım. Havalar çok soğumuştu. Siz de beni hiç ziyarete gelmediniz. O arada ben de üşüttüm galiba. Boğazlarım birazcık şişmiş olabilir. Bu yüzden sesim değişti. Neyse, siz onu boş verin de açın kapıyı. Size birazcık sıcak çikolata yapayım. Keyfiniz gelir. Ne? Sıcak çikolata mı? Hadi 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 kapıyı açalım. Haydi durun arkadaşlar. Yine ne oldu ya? Oh. Arkadaşlar bizim büyük babamız sıcak çikolata yapmayı bilmez ki. Nasıl bilmiyor? Evet doğru diyor. Bizim büyük babamız bilmiyor. O zaman soralım yapıp yapmadığını. Durun soralım. Ha, büyük ha. Baba, eğer sen gerçekten bizim büyük babamızsan sıcak çikolatanın nasıl yapıldığını söyle. Söyle bize, söyle. Evet ama içine muz katılanını istiyoruz. Çocuklar sıcak çikolatayı tabii ki de biliyorum. Nasıl yapılıyordu? Şöyle içine sıcak çikolata koyuyorsun. Sonra üstüne sıcak çikolata koyduk da oluyor işte, öyle bir şeyler oluyor. Daha işte anlayın siz. Aa vallahi doğru diyor. Evet bak bak, biliyormuş işte çocuklar. Arkadaşlar ama çok basitçe söyledi, sıcak çikolatanın içine çikolata at dedi. Öyle tamam, değil daha mi? Ne olsun ki, daha ne yapacaksın? Evet. Arkadaşlar bu çok basit, bunu herkes bilirdi. Asıl neyi soralım biliyor musunuz? Neyi soracağız? Bizim en sevdiğimiz yiyeceğin ismi ne? Onu soralım. Hadi soralım. Soralım. Büyük baba, bizim en sevdiğimiz yiyeceğin ismi ne? Hay Allah, nereden çıktı şimdi bunların en sevdiği yiyecek? Ne desem şimdi acaba ya? Of. Büyük baba, büyük baba, sana küçük bir ipucu vereceğim. Pizza de, pizza. Ben de ipucu vereceğim ya. Hamburger de, hamburger de. Şey, acaba pizza ile hamburger olabilir mi yavrularım? Aa, pizza, 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 büyük baba. Hayır, kapıyı açmayın. Hayır, hayır. Büyük baba. Üç küçük kardeş kapıyı açıvermişler ve hiçbiri de anlamamış onun karnı çok aç olan bir kurt olduğunu. Ve kurt onlara, hadi gelin yavrularım, size sıcak bir çikolata yapayım demiş. Onlar da kurtun peşine düşmüş. Birlikte az gitmişler, uz gitmişler. Dere tepe düz gitmişler. Yolda gidiyorlarken aç kurtun sakalıyla gözüye çıkıvermiş. Bu durumu gören şaşkın kardeşler şöyle demişler. Eyvah! Ya baksanıza, büyük babamızın sakalı çıktı. Yapay evet, mısın herhalde? Evet, büyük babamızın sakalı bu. Demek ki bizi kandırmış. Evet, gözlük de ona ait değil o zaman. Evet, o zaman o bizim büyük babamız değil. Değil. Amacı bizi yemek. Kaçın. Evet, kurtun. Kaçın.
Eyvah! Çocuklar nerede? Leziz yemeklerim nereye gittiniz? Gelin buraya, yakalayacağım sizi. Karnı çok aç olan kurt, üç küçük kardeşin yanında olmadığını fark etmiş. Hemen bu üç küçük kardeşin peşinden koşmaya başlamış. Kardeşler kaçarken kurt birden önlerine çıkmış ve kardeşlere şöyle demiş. Ya bıraksana bizi, korktuk kana var, bırakmıştı ya. Bırak. Karnı çok aç olan kurt yakaladığı yavruları yemek için evine doğru götürüyormuş. O sırada kurtun elinden kurtulan Mert ise annesine doğru koşup olan bitenleri anlatmaya başlamış. Ne? Ne demek o ya? Neyden bahsediyorsun sen Mert? Kardeşlerin nerede peki? Yoksa onları tek başına bırakıp kaçtın mı ya sen? Nasıl böyle bir şey yaparsın? Ben size o kadar uyarmadım mı? Kapıyı tanımadığınız insanlara açmayacaksınız dedim. Saçma saçma bir işler yapıyorsunuz. Bir de şimdi kardeşlerini bırakıp mı geldin ya? Ama anne, ben kaçmasaydım o beni de yakalayacaktı. Hem ben çok korktum. O zaman sen de yakalanacaktın. Kardeşlerine beraber sen de yakalanacaktın. Sen de esir düşecektin. Ama kaçmayacaktın, onları bırakmayacaktın. Bari böyle korka korka koşa koşa buralara kaçarken onların nereye gittiğini gördün mü? Hani en azından buna bakma zahmetinde bulundun mu Mert? Anne ne olursun kızma. Kaçtıkları yeri gördüm. Şu tarafa gittiler. Aferin Mert. Aferin. En azından bunu becerebilmişsin. En azından böyle korka korka koşa koşa arkana bile bakmadan kaçarken kardeşlerine azıcık da olsa düşünüp nereye saklandıklarını bakmayı akıl edebilmişsin. Sen dua et ki orada olsunlar. Bak şimdi oraya gireceğiz. Kardeşlerini beraber kurtaracağız. Ama eğer onlar orada değillerse, eğer o kurt onlara bir şey yaptıysa seni de ben yerim. Hiç o kurda veya başka kafama getirdiğin canavarları bırakmam. Anladın mı beni? Bunun üzerine annesiyle Mert hemen kardeşlerini kurtarmak için kurtun peşinden gitmişler. Az gitmişler, uz gitmişler. Dere tepe düz gitmişler ve kurtun eline varmışlar. Kurtun eline şöyle bir bakmışlar. Gördün mü? Kardeşlerimi kaçıran kurt bu işte anne. Görüyorum oğlum. O pislik kurtu görüyorum. Evet tamam. O kurta ne yapalım biliyor musun anne? Bak burada ekmek var. Onun dikkatini bu ekmeğiyle çekebiliriz. Ama ben çekemem. Çok korkuyorum. Sen çekebilir misin? Korkma, sen şaşardım zaten Mert. Tamam. Ben onun dikkatini daldırırım. Sen de gidip kardeşlerini kurtar, tamam mı? Tamam. Tamam, anlaştık. Tamam, hadi, hadi. Hadi. Bol şans. Yavrularını kurtarmak isteyen anne daha iyice bir plan yapmış. Ve hemen atlamış kurtun önüne. Kurta hey bana bak, seni şapşik demiş. Kurta bunu görür görmez çok sinirlenip annenin peşinden koşturmaya başlamış. Tüm bunlar olurken Mert kardeşlerinin nerede tutulduğunu öğrenmiş. Ve doğruca yanlarına doğru koşmuş. Ve kardeşlerine şöyle demiş. Mert geldi. Sessiz olun. Hemen buradan gidiyoruz. Hadi yürüyün. Hadi götür bizi. Kurt gelecek, yiyecek bizi yoksa. Hadi çabuk. Hadi kaçın. Kardeşimizi kurtardığın için sana teşekkür ederiz. Sen bizi nasıl kurtardın ki? Nasıl buldun bizi? Evet. Kardeşlerim, kurt beni yakalayamadı. Ben hemen koşup anneme olan bitenleri anlattım. Annem de kurtu oyalıyor şu an. Ben de sizi o sırada kurtardım. Ne? Annemi? Eyvah! Ne yaptın şimdi? Kurt annemizi yiyecek evet. Ya. Evet. Annem için ben de çok endişeleniyorum kardeşlerim. Ya abi ya, anne. Neredesin anne? Anne sen anne. Bundan böyle üç küçük kardeş tanımadıkları insanlara bir daha asla kapıyı açmamışlar. Ve birlikte sonsuza kadar mutluca yaşamışlar. Sen de bu videoya like atıp kanala abone oluvermişsin. Çünkü bu videoya bayılmışsın.